önce bir kaç damla yaş, gözlerimden süzüldüm, inanmadım yıkıldım, senin miydi bu gün? Sevgili arkadaşlar, burada otelde kalıyoruz, Otel Arkam'da. Gördüğünüz gibi otobüsümüz de arkada. Şimdi otele gidiyoruz. Yemeğimizi yedik, dinlendik, çayımızı kahvemizi içtik. Sıra odamıza gitmedi. Oteli de şöyle göstereyim size. Sevgili arkadaşlar, kaldığımız oda böyle. İki adet yatak var gördüğünüz gibi. Şurada prizler, telefon, şarjlar için küçük bir cep var. İki adet yatak oldukça rahat. Şurada küçük bir cam var. Burada televizyon, minibar. Burada hemen giriş kapısı. Burada da banyomuz var. Şöyle göstereyim size. Şurada klozet, şurada bir küvet. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve keyifli. Arkadaşlar, herkese günaydın. Soğuk bir Kapadokya sabahından. Artık Nisan ayı bitiyor ama inanılmaz bir kar, inanılmaz bir soğuk var. Anlamak çok zor gerçekten. Hani bu mevsimde burada kar olduğunu rehberimiz bile ilk defa gördüm diyor. Neyse, arabanın içindeyim. Size merak edenlere arabanın içini biraz kısaca tanıtayım. Detayına sonra devam ederiz. Aracımız 2016 model Turismo. Henüz 657 bin kilometrede olması lazım. Bakalım şöyle. 638 bin aracımız. Burada gördüğünüz gibi perdeler, ESP on-off düğmesi, istek düğmesini buradan kapatabiliyorsunuz. Bu gece aydınlatması, bu hafif aydınlatma diyelim. Üst taraf hafif aydınlatma, alt taraf komple aydınlatma. Şu da gece lambaları, okuma lambaları pardon. Buna basarsanız okuma lambaları direkt yanar. Buna basarsanız isteğe bağlı yanar. Burası ön şoför tarafı aydınlatması. Bu ekranı değiştirir yol bilgisayarına. Cam açma kapama düğmesi, indirme kaldırma düğmesi, sabitleme düğmesi. Havalı korna, sol bagaj, sağ bagaj kilit, ekranlar, wifi, resistans. Burada ekranda ufak tefek ayar düğmeleri var. Buraya gelelim. Keyfimiz. Ön taraf, şoför tarafı, arka taraf, klimamız ve kaloriferimiz, ön kapı, arka kapı, şurada gördüğünüz gibi bluetooth bağlantısı, şu böyle yaptığınız zaman rotardar sadece koldan kontrol edilir. Böyle yaptığınız zaman frene bastığınızda otomatik rotardar devreye girer. Rotardar kolu, vitesi. Gördüğünüz gibi. Bir de size şeyi göstereyim. Koltuk düzeni. Şöyle sanıyorum 8 inçlik bir ekran var burada. Aracımız görüntü bu şekilde. Yine merak ettikleriniz olursa aydınlatmaya çalışırım dostlar. Video devam ediyor. Takipte kalın. Bölümdür. Güney bölüm efendim. Konya'nın ana merkezini oluşturur. Kuzeye kadar da çıkar, devam eder. Son kuzey kısmında ise bakılacak olursa Selçuk Üniversitesi bulunur. Selçuk Üniversitesi, ben de bu arada Selçuk Üniversitesi mezunu, ilk üniversitem. Oradan turist rehberliği bölümü orada okudum. Türkiye'nin devlet üniversiteleri arasında en fazla öğrenci sayısına sahip olan üniversitesidir. 130 bin öğrencisi vardır. Aynı zamanda 18 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Ana kampüs alanı oradadır, en kuzeydedir ve Alaaddin kampüsü olarak
kaldığı yer meralık alan anlamına gelir. Bakılacak olursa ilk ismi budur. Daha sonrasında ise ki sizlere Kapadokya'da dün bilhassa göreve de anlatımlarımız esnasında değindik. İkonaların en çok yapıldığı şehir, bunun içinde İkonyum şehri olarak anıldı. Sonrasında ise Romalılar buraya İkonya dedi. Dildeki değişiklikler ile birlikte biz buraya Konya ismini verdik. Ne var ki bildiğiniz gibi efendim, Konya aynı zamanda ülkemizin de en önemli şehirlerinden biri. Bugün itibariyle bakılacak olursa ülkemizdeki şehirler arasında en geniş yüz ölçüme de sahiptir. Ve aynı zamanda ülkemizde kurulan ilk 16 büyük şehirden bir tanesi olarak da anılmaktadır Konya'mız. Tam sağ tarafa doğru bakarsanız tam sağ tarafımızda havalimanı bulunur. Bu havalimanı hem sivil hem de sevgili konuklar askeri havalimanı olma özelliğine sahiptir. Hemen arkasında uzun bir bina var. Eski Rixos, bugünkü Grand Konya. Onun yanında zaten üniversite. Sağ taraftaki, en sağ taraftaki yerleşimler bin konutlar ile Saraybosna diye adlandırdığımız yerdir. Saraybosna denmesinin sebebi ise Konya ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna şehirleri kardeş şehirlerdir.